patates. Patates fiyatları Türkiye'nin gündeminden düşmeyen bir konu. Hükümet üyeleri stokçular fırsatçılık yapıyor, ceza uygulayacağız dese de gerçekler çok farklı. Nevşehir'deki depocular, depolar boş, patates zaten bu kadar uzun süre stok yapılamaz, çillenir, çürür dediler. Hükümetin patates depocularına yönelik eleştirisine yanıt gecikmedi. Buyurun gelin, depolar boş dediler. Şu anda burada 1000 ton desek bulamayız, 100 ton desek bulamayız yani. Yemeklik patates diye bir şey kalmadı burada. Patates krizine çözüm bulamayan hükümet suçu depoculara atmıştı. Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli, 312 bin ton stok var. Stokçulara ciddi müeyyide söz konusu diyerek gözdağı vermişti. Türkiye'nin patates deposu Nevşehir'den bakana yanıt geldi. Gazetede 312 bin ton patates depolarda var deniyor. Ama 4 araba değil, yani 312 bin ton değil, 4 araba bulmak mümkün değil. 2 ton, 3 ton depolarda gezilirse belki. 1200 yeraltı deposunun bulunduğu Nevşehir'de 1 milyon 200 bin ton kapasiteli depolar bir ay önceden boşalmış. Bu depo hemen hemen en büyük depo, yani Kavağın en büyük deposu. Burada siz de çekim yaptığınız gibi hiçbir patates falan yok. Birkaç pipet derler bizim burada, büyük şey olaraktan tohumlar, ondan harici bir şey yok. Bir ay oldu buradaki biten, buradaki ürünlerin bittiği bir ay oldu şu anda. Adana'dan şu anda sökümler başladı. Bir aydır Adana'dan sevk oluyor ama Adana'daki patateslerin az çıkmasından dolayı, ürünün orada çürümesinden dolayı %30 üründe eksiklik var şu anda. Bunun şeysinden dolayı fiyatlar yüksek gözüküyor şu anda. Ama buradaki depolardaki stoklar bir ay önceden bitti.